Affedersin be abi. Bir yardımım olur mu diye düşündüm. Arabanın içine düşüverdim. Sen işini bilirsin Cingöz Recai. Bak bakalım şu kadından bir haber var mı? Bu kızı gördün mü bu taraflarda? Tabii. Lokum gibi bir kız. Vücut hokka. Vücudu bırak şimdi. Gözler ahu. Burun desen hadi öyle. Hadi canım. Söyle bakalım ne tarafa gitti onu söyle bana sen. Aha söyleyeyim abicim. Her zamanki pavyona gitti işte. İş çıkar mı dersin abi? Evet, bala bakalım. İçkilerinizi getirdim efendim. Ha, kim ısmarladı? Kusura bakma sen bu fakir ısmarladı abici. Vay anasını para yiyorsun ha. Abi hemşire fıstık gibi ne dersin? İyi fıstık gibi mısık gibi sarı ne oluyor sana yani anlamadım gibi. Ya yapma be abi 40 yılda bir gözümüz yok. Olmaz onu götüremez. Pekala işte ben gideyim ne yapayım? Git olmaz dedim sana otur bakalım. Çok dikkatli olmamız lazım. Öyle zannediyorum ki burada adamları var onun. Madem ki adamları var ben bu işte yokum abi. Nalları dikmeye niyetim yok benim. Şimdi içeriği falan bırak. Doğru polis müdürüne git. Benim hemşirenin yanında olduğumu söyle ona. Ne zaman sıkıntı gözüme kestirsem içkiyi seyir edersin. Tamam gidiyorum abi. Sen sallanıp duruyorsun hadi. Cingöz Recai iş başına. Hala duruyor. Ne kadar kıvırırsan kıvır yavrum, seninle alakadar olacak zamanım yok, müsaadenizle. Sana küçük bir hatıra. Uğurlar olsun beyim. İyi geceler. Benimle hiç alakadar olmadılar. Başka bir emriniz? Beceriksiz mahluk. Eşek kadar kız oldun bir zirve yapmasını beceremiyorsun. Onlar seni mutlaka tanımışlardır. Bir daha kapıyı çalınca hemen aç. Yıkanıyordum, ne yapayım? Şef seninle görüşmek istiyor. Olur, gideriz. Acele gelsin dedi ama. Allah Allah. Hey, çakar almadın da kurşunun kalmadı. Şimdi ne yapacaksın bakalım? İstersen hanım sana yardım etsin. Konuştuklarınızın hepsini duydum. Şefe beraber gideceğiz. Hadi giyin de gel.